3 Radyo.net yorumda bu hafta sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz MHP Sapanca, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sapanca adayı, belediye başkan adayı Sayın Oya Arapoğlu. Oya Hanım hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. Gerçi biraz yorgunsunuz ama bu çalışma temposundan sonra artık bu iş inşallah ileride buna değecektir diye düşünüyorum. Oya Arapoğlu'yu ben kısaca tanıtmak istiyorum. Ben bir iki cümleyle başlayacağım Oya Hanım. Siz de devamını getirirseniz o anlamda. Oya Arapoğlu kim diye sorduğumuzda 1970 Sapanca doğumlu Oya Hanım. Ailesi Sapancalı. Üniversite eğitimi ve 2 yıl iş hayatından sonra dışında Sapanca'da yaşayan bir insanımız. Bir adayımız diyelim. Mesleki kariyerinize gelince İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencisiyken İstanbul Seyyaş Mimarlık ve Şehircilik Şirketi'nde çalışma hayatına başlıyorsunuz. Mezuniyet sonrası 1992 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belbim AŞ'de şehir plancısı olarak giriyorsunuz değil mi? Yani o zamandan evet. Başlıyor herhalde meslek hayatınız. Evet. Sonra da öğrenciyken başlıyorsunuz. 1994 yılında Oya Şehir Planlama Şirketi'ni kurarak Sapanca'ya dönüyorsunuz ve mesleki kariyerine bu bir şirkete devam ediyorsunuz. Ama tabii bu dönemde Oya'nın bir deprem yaşıyoruz, 1999 depremi. Bu evet. Deprem esnasında Sapanca'da neler yapıyorsunuz mesleki hayatınızda ve iş olarak? Bunlardan kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii 1999 yılında yaşadığımız deprem, yani tüm Sakarya'mızı, evet. özellikle Adapazarı kent merkezimizi oldukça önemli derecede etkilemişti. O dönemlerde mesleğimiz gereği de birçok bilimsel platformda görev aldım. Özellikle Adapazarı'nın yeniden yapılanması konusunda Sakarya Valiliğinde evet şehir plancısı olarak bilim kurulunda deprem konseyinde görevler aldık. O dönemlerde halkımızı bilinçlendirmek için hem kentin de yeniden yapılanmasına katkıda bulunmak için birçok paneller, seminerler, sempozyumlar düzenlenmesine de katkıda bulunduk. Diğer sivil toplum örgütleriyle, diğer meslek odalarıyla. 2000 yılında şehir plancıları oda başkanı seçildim ben. Sakarya temsilcisi seçildim. Böyle bir görev üstlendikten sonra tabii çok daha resmi olarak da kurumsal kimliğimizde de bu çalışmalara katkıda bulunduk. Evet, yani Oya Hanım o zaman daha sonra Sakarya Ticaret Odası, Kadın Girişimciler Meclisi'nin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşlarında üye ve gönül olarak çalışıyorsunuz. Halinde çalışmaktasınız değil mi? Evet, evet. Evet, o zaman şöyle başlayalım. Sivil toplum örgütünde görevler aldım. Yani sivil toplum örgütlerinin toplumun genelinin sorunlarının yani çözüm noktasında ve bilinçlendirilmesi noktasında son derece önemli kurumlar olduğuna inanıyorum. Bu yüzden hem mesleki olarak şehir plancıları oda başkanlığı görevini yürütürken de aynı zamanda birçok sivil toplum örgütünde de görev aldım. Yine deprem sonrası SASTOP biliyorsunuz Sakarya Sivil Toplum Örgütü. Onun kurucularının içinde görev aldım ve uzun yıllar kentimizi ilgilendiren değişik konularda tartışma platformu yarattık ve onların çözüm noktasında ilgili yerlere, yetkililere yardımcı olmaya çalıştık. Onun yanında birçok özürlü derneklerinde, otistik çocuklarda, engeller derneğinde, evet, hani onların sorunlarını kent yaşamıyla çok ilişkili onların hayatı. Yani engelsiz kentler, engelsiz yaşamlar diyoruz biz. Onların sorunlarına çözüm bulabilmek için, onların karşılaştıkları sorunları dile getirebilmek için onları da destek olmaya evet, yani zaten hala da devam ediyorsunuz. Çok evet. Güzel. Yani ben şöyle bir şey düşünüyorum. O şöyle bir cümle de var. Şehir plancısı değil mi? Biz buraya girdiğimiz zaman ilk önce sizin adınız çıkıyor. Sakarya'da, diğer haberlerde ben ona dikkat ettim. Demek ki o anlamda bayağı bir çalışmalar yapmışsınız. Bunun yanında birçok ödül de aldınız. Ödülleriniz de var. Gerçi onları da daha sonra söyleyeceğiz. Ve Oya Hanım siyasete başlamanıza gelelim. Artık siyasete 1999 yılında başlıyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya Seçim Bürosu'nda ARGE biriminden, araştırma geliştirme biriminde proje üretmek üzere teknik ekibinde yer alıyorsunuz. Daha sonra 2004 yerel seçimlerinde Adapazarı Merkez Belediye Meclis üyesi seçiliyorsunuz.
Daha sonra 2007-2011 seçimlerinde yine Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili aday olarak gösteriliyorsunuz. 2009 yerel seçimlerinde Sapanca Belediye Başkanı adayı oluyorsunuz. Buraya kadar geldik. Şimdi sizin sloganınızla ben başlamak istiyorum Oya Hanım, izin verirseniz. Sapanca'ya sözüm var diyorsunuz. Ne sözünüz var? Yani bunu bir anlatır mısınız, açıklar mısınız bize? Evet. Sapanca hepimizin bildiği gibi oldukça özelliklere sahip bir bölgemiz. Hem coğrafi olarak, hem konumu olarak, hem içinde bulunduğu değerler olarak, doğal değerler, gölümüz var, dağlarımız var, yeşilimiz var, derelerimiz var, tarihi değerlerimiz var, ulaşım imkanlarımız çok kolay. Ancak bütün bunlara baktığımızda yani unumuz var, şekerimiz var, her ama şeyimiz yapan, var ama yok, maalesef iyi bir şekilde helva yapılamamış. Sapanca'ya sözümüz varken biz Sapanca'nın sahip olduğu bütün potansiyelleri harekete geçirerek, onları değerlendirerek Sapanca'da yaşayanların çok daha iyi konumlara gelmesi için gerekli çalışmaları yapacağımıza söz veriyoruz. Hem orada yaşayan insanların ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak yaşam seviyelerini yükseltmek, daha mutlu, daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve orada yaşayan insanların 7'den 77'ye hepsiyle, yani tüm canlıların, çocukların, gençlerin, kadınların, yaşlıların, sokak hayvanlarına, ağacına, bitkisine varana kadar tüm canlıların korunduğu, tüm canlıların gözetildiği, daha mutlu, daha yaşanabilir bir Sapanca için gerekli çalışmaları yapacağımıza söz veriyoruz. Biliyorsunuz 2009 seçimlerinde de yerel seçimlerde Sapanca'dan belediye başkanlığına adaydım. Sağ olsunlar o günlerde çok iyi bir teveccühle karşılaştım. Çok güzel bir destek gördüm. Hani her ne kadar kazanamasak da bu bizim hani tam olarak herkese ulaşamadığımızdan diye düşünüyorum. Çok az bir şeyle oy farkıyla o dönemlerde kazanamadık ve ondan sonraki süreçte de sürekli halkımızla beraber olduk, sürekli iç içe olduk ve sürekli bu konularda bilgi alışverişinde, fikir alışverişinde bulunduk. İşte o sözüm var, o yarım kalmış o sözümüzü. İnşallah 30 Mart tarihinde tamamlayacağız. Yani o zaman yarım kalan söz önümüzdeki evet, seçimlerde edeceğiz. Tamamlanacak. Hı-hı. Yani bir şekilde iddialıyız değil mi evet, o anlamda? Evet, evet, kesinlikle. Güzel Sapanca'mızı dünya yıldızı yapmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız. Bunu da halkımızın tüm kesimiyle beraber yapacağız. Evet. Şimdi Oya Hanım, önceki seçimlerde herhangi bir ittifak olmadan seçimlere katıldınız ve oy oranınız yükseldi. Zaten ben önceden de araştırdığımda girdiğiniz yerlerde çalışmalarınıza zaten çok takdire şayan çalışmalar da var. Bunu da biz biliyoruz. Seçimlerde yüksek puanlar da aldınız. Hem kendi partinizin de oyları arttı. Bu dönemde bir ittifak olayı var biliyorsunuz. Yani CHP'li olan bir ittifak Niyazi Bağdat'ın katkıları değil mi eski belediye başkanının? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani iyi mi olacak, kötü mü, avantajlı yönü nedir, artıları, eksileri? Biraz konuşursak bu konu hakkında. Tabii. Şimdi geçen seçimlerde her parti çok iddialı adaylarla seçime katıldı. Ve çok eşit dağıldı oylar. %23 Milliyetçi Hareket Partisi aldı, %23 CHP aldı. %29'da da AKP yani %71'ini istemediği bir yönetim iş başına gelmiş oldu. Çok düşük bir oranla. Hani bunu aday olan bütün arkadaşlar şunun farkında. Hani neden? %71'in oyları çok bölündüğü için toplumun geniş kesimini tamamını temsil etmeyen bir parti iktidara gelmiş oluyor. Yönetime gelmiş oluyor. Söz sahibi oluyor. Ben aday olduktan sonra biz partimizin bütün organlarının görüşünü de alarak öncelikle halktan geldi böyle bir talep. Biz seçim çalışmalarına başladığımızda gittiğimiz her yerde işte Niyazi Bey'le anlaşın, birleşin, ortak hareket edin, bir olun, birlik olun gibi telkinlerde bulundu halkımız.
Böyle bir şey olunca da biz bunu partimizin organlarıyla paylaştık. Hem Sapanca'daki hem daha üst organlarla paylaştık. Onların da görüşünü alarak daha sonra Niyazi Bey'le böyle bir konuyu görüştük, Niyazi Bağdat'la. Kendisi sağ olsun yani 20 yıl Kırkpınar'da belediye başkanlığı yapmış. Hem siyasi tecrübesi var hem belediyecilik konusunda son derece tecrübeli bir bilgimiz. Kendisi de bizimle aynı düşünceleri paylaştığını, yani eğer kendisi de aday olursa oyların tekrar bölüneceğini ve 15 yıldır Sapanca'ya hiçbir şey yapmamış bir iktidarın tekrar iş başına gelebileceğini düşündüğünü söyledi. Hani ortak hareket etmek istediğini, Sapanca sonuçta hepimiz Sapanca'da yaşıyoruz. Sapanca bizim ortak kaderimiz. Sapanca için böyle bir ortaklığa, böyle bir işbirliğine her iki tarafta tamam deyince sağ olsunlar geçtiğimiz günlerde katılım programıyla onlar da Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katılmış oldular. Tabii bu oluşum Milliyetçi Hareket Partisi'ne Sapanca'da zaten güçlü konumdaydık. Yapılan anketlerde zaten şu an önde çıkıyoruz. O daha da gücümüze güç kattı. Bundan sonra yapacağımız çalışmalara da büyük bir ivme katacağına inanıyorum ben. Peki o yani burada aranıza katılımlar da devam edecektir yani. Giderek böyle kar topu gibi büyüyerek Milliyetçi Hareket Partisi evet iktidara peki geliyor. Bu genel merkez tarafından veya diğer iller tarafından herhangi bir tepki alma durumu söz konusu mu? Yani neden ittifak yaptınız diye veya olumsuz diye düşünenler var mı? Şimdi yani olumsuz gibi düşünen herhangi bir tepki almadık açıkçası. Yani sonuçta Sapanca için ortak hareket etme, yani Sapanca'nın faydasına olacağına inandığımız için böyle bir ortak hareket etme kararı aldık. Hani onu da gerçekleştirdik. Tabii önümüzde yani hem halkımızdan gelen telkinler var. Hani birleşin gerçekten özellikle Kırkpınar bölgesinde gittiğimiz her yerde görüştüğümüz herkes bize işte birleşin, bir olun, Niyazi Bey'in desteğini alın. Ona da aynı şekilde söyleniyormuş. Ben o kendisiyle görüştüğümde o da bana da hani kesinlikle Oya Hanım'la bir beraber olun, Oya Hanım'ın desteğini alın gibi telkinlerde bulunulduğunu söyledi. Yani biraz halktan gelen istekle böyle bir ittifak gerçekleşmiş oldu. Hani partinin ilgili organları, il ve ilçe teşkilatlarımız, parti büyükleriyle yaptığımız istişare toplantısında herhangi bir ters tepkiyle karşılaşmadık ki hani Sapanca'da bunun bize yansıması da böyle. Herhangi bir farklı bir tepki olsaydı daha o hissedilirdi yani. Şu an çok daha olumlu bir güç kattı bize. Zaten Oya Hanım şimdi Sapanca'nın da en gelişmiş yeri Kırkpınar. Orayı da siz biliyorsunuzdur. Yani tabii düşünce ki olarak hani refah seviyoruz. En iyi bölümlerden, beldelerden bir tanesi. Bir de şöyle bir şey aklıma geliyor Oya Hanım. Çoğu yerde, çoğu belediye aday adaylar olarak geçiyor. Henüz adaylıkları kesinleşmemiş birçok yer var. Biraz erken değil mi? Yani 4 ay gibi, 4 önümüzdeki süreçte bu biraz karalama politikasına yol açabilir mi? Sizi yıpratmaya yönelik çalışmalar yapılabilir mi? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? 4 aylık bir zaman var. Yani erken denildi aslında, çoğu yerde açıklanmadı ama. Evet. Açıkçası yani ben Sapanca için kendime özel konuyu özetlemem gerekirse zaten 2009 yılında seçimi kaybettiğim günden itibaren ben çalışmaya başladım. Seçimi kaybettik. Ertesi gün halkımızla kucaklaştık. Bize oy veren vermeyen herkese teşekkür ettik. O günden bu yana da ben özellikle de mesleğimin gerektirdiği konularda sürekli halkımızın yanında oldum. Onlarla beraber sorunlarına, problemlerine çözüm bulmaya çalıştım. Yani yaklaşık 5 yıldır çalışmalarıma hiç ara vermeden devam ediyorum. Seçim süreci yaklaştığında da ben şehir plancıları oda başkanıydım. İşte 5 Mayıs'ta istifa ettim odadan. Görevimden istifa etmem gerekiyordu. Ve aday olarak partime başvuruda bulundum. Tabii bir süre aday adaylık sürecini biz de yaşadık. Daha sonra 29 Eylül tarihinde genel başkanımızın Ankara'da Aranız tadında
yaptığı toplantıda Sapanca Belediye Başkan adayı olarak açıklandım. O günden bugüne de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha da hızlandı. Tabii aday olmamda bana destek veren hem il hem ilçe teşkilatıma ve genel merkezimize ben tekrar burada tüm halkımızın önünde teşekkür ediyorum. Bize tabii ki erken yola çıkmamızın avantajları oldu. Çalışmalarımızda biz daha farklı bir şekilde yön verdik. Arkadaşlarımızla hep beraber yine halkımızla buluşmaya, halkımızla kucaklaşmaya devam ediyoruz. Evet, yani o yanım aslında biraz avantajlıymış gibi gözüküyor. Ama inşallah bu avantaj dezavantaja dönüşmez diye temennide bulunuyorum. O yüzden çok güzel sohbetimiz devam ediyor. Kısa bir ara verelim. Sonra tamam. Devam edelim. Tamam, 89.3 radyo net diyorum. Kısa bir ara veriyoruz. Sonra tekrar başlayacağız. Görüşmek üzere.